vesiletün necat, kurtuluş vesilesi demek. Tabii kurtuluş vesilesi olmasının sebebi insanlara inancımızı, itikadımızı, ahlakımızı, Allah sevgisini, peygamber sevgisini ve bununla beraber birçok güzelliği hatırlatmak suretiyle insanların ebedi alemde kurtuluşuna vesile olacak örnekliği sunması sebebiyle vesiletün necat gelmiştir. Kurtuluş vesilesi. Süleyman Çelebi Hazretleri 351 yılında Bursa'da doğmuş. Onun babası da Orhan Gazi zamanında İznik medreselerinde müderrislik yapmış. Ve Süleyman Çelebi de daha sonraki zamanda Yıldırım Beyazıt zamanında Ulu Cami'de divan imamlığı yapmış olan bir zattır. Tabii yaşamış olduğu dönemde bilgin, önde gelen bilge kişilere Çelebi namını taktıkları için Süleyman Çelebi'nin bu Çelebi vasfı da oradan alınmış. 71 yıllık ömrü içerisinde Süleyman Çelebi'nin günümüze kadar gelen ve alanında yazılmış en meşhur olan eseri de işte Mevlid-i Şerif olmuştur. Mevlid kelime anlamı itibariyle doğum demektir. Arapça bir kelime velede kökünden gelir. Mevlid ve milat. Milat tabi T ile değil de orijinalinde D ile Mevlid ve milat D ile olduğunda ikisi de doğum anlamına gelir. Ama günümüz Türkçesinde Mevlid'e D, Mevlid diyoruz, T ile okuyoruz. Milat diyoruz ve T ile okuyabiliyoruz. Ama kelime anlamı orijinalinde Mevlid ve milat aynı kökten gelmiş iki kelimedir. Milat dendiğinde Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğumu anlaşılır. İşte miladı takvim dediğimizde o Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğumunun takvim başlangıcı kabul edilmesi sebebiyle o takvim doğumudur. Milat denince demek ki Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğumu anlaşılır. Mevlid denince de Hazreti Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in doğumu anlaşılır. Biz de en bilinen haliyle Mevlid kandili deriz. 5 tane kandil vardır bizim kültürümüzde. 5 tane mübarek gece vardır. Bunlardan birisi Mevlid kandilidir. Bir diğeri Regaib kandilidir. Miraç kandilidir. Berat kandilidir. Ve 5.'si de Kadir gecesidir. Bu Mevlid kandili Mevlid-i Şerif'te de o Redi'ül Ezbelayim nicesi 12 ey ahi, ahi kardeşlerim. Yani bu şiirin güzel okunuşuyla, dinlenişiyle insana haz veren, huzur veren, insanın dinlemesine tatlı gelen eser vesiyetün necat olarak adlandırılıyor. Adı bu oldu. Ne zaman? Hem 812'de tarih. 812 tarihinde. Bursa'da oldu tamam. Veya ey kardeş, şunu bilmiyor. Bu okuduğu eser veya dinlediğim eser 812 tarihinde Bursa'da tamam oldu. Hakka hamdile senayi fi hisab. Hani aminen Resul diye her yatsına varından sonra hocalarımızın mihrabi olarak okuduğu aminen Resulü'de Bakara suresinin son ayetlerinde la nüferriku beyne ahadim min rusul. Biz peygamberler arasında hiçbir fark gözetmiyoruz anlamındaki ayeti tefsir ederken peygamberler arasında bir fark yoktur. Bu ayet bunu ifade eder deyince Süleyman Çelebi cemaatin içerisinden kalkar der ki hoca efendim peygamberler arasında fark yoktur derken sen ne demek istersin? Halbuki bu ayette böyle diyor ama 253. ayette de biz
sen nasıl peygamberler arasında fark yoktur diyorsun diye vaize itirazda bulunur. Tabi cemaatte bir kısmı da vaaz eden vaizin tarafını tutar. Süleyman Çelebi'ye otur derler işte. Hoca Efendi ayet okudu. Lanete rübü beyni ahadim ve Resul. Biz peygamberler arasında bir fark gözetmeyiz. Peygamberler arasında bir fark yoktur. Dedi yatıyor işte otur falan. Süleyman Çelebi buna itiraz eder. Kendine göre deliller getirir ve orada der ki o Şanının büyüklüğünü, ilk nuru son zuhuru olduğunu ifade eder. İşte Hazreti İsa'nın göğe çıkmasını bile kendine göre Hazreti Peygamber'in işte miracına yol bulmak için gitmişti diye yorum getirir. Hatta bundan dolayıdır ki sormuşlar Hazreti Peygamber miraca nasıl çıktı diye. Hazreti İsa'nın çıktığı gibi demiş. Bu da çünkü peygamber. Bu da peygamber. Allah için peygamberine herhangi bir zorluk olmadığını pratik zeka ile anlatmış. Tabi bu Mevlid-i Şerif'i yazarken merhum Süleyman Çelebi bazı bölümlerden oluşturmuş bunu. Bugünkü bizim elimizdeki olan Mevlid'e daha sonradan ilaveler yapmış. Mesela bugün merhaba Bahri, merhaba ey Ali Sultan, merhaba, merhaba ey Kâne İrfan, merhaba diye anlatılan bölüm Süleyman Çelebi'nin yazdığı Mevlid'de olmayıp daha sonra ilave edilmiş olan bir bölümdür. Ama o da yine merhum Süleyman Çelebi'nin aruz tekniğine, ölçüsüne, onun kullandığı dile uygun olarak yazılmış. Dolayısıyla öncekilerden hiç farkı olmadığı okurken de dinlerken de görülmüş diye dinleyenlere, Mevlid'i dinleyenlere bir hatırlatmada bulunur Süleyman Çelebi ve bir Fatiha ister dinleyenler. O bölüm. Örneğini biraz sonra göstereceğim. Peygamber nurunun yaratılması bölümü vardır. Bu mevlidlerde genellikle okunmaz. İşte burada da Hazreti Peygamber Aleyhisselam Efendimizin yaratılış hikmetini, yaratılıp insanlığa gönderiliş sebebini anlatan bir bölümdür. Peygamber nurunun yaratılması. Burada da hiç peygamberler yokken Allah onu işte var etti diyor. Ondan sonra Hazreti Adem'den şitten bu bölüm eskiden okunuyordu, şimdi okunmuyor. Adem'den şite, ondan işte onun oğluna geldi ve Amine'nin diyor alnında kararttırdı. Ondan sonra işte Muhammed'e geçti onun diye anlatılan bir bölüm. Bundan sonra veladet dediğimiz Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın doğumunu anlatan bölüm. Amine Hatun Muhammed anesi on sadeften doğdu oldur danesi. Yani o sedef, bildiğimiz sedef. Kür, inci. Yani Hazreti Peygamber'in annesi Amine'dir, babası Abdullah'tır. Kendisi bir inci tanesidir. Ama onu dünyaya getiren anne de bir sedeftir şeklinde ifadelerdir. Buna da biz velâdet bahsediyoruz. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın doğumunu anlatır. Kevre yanına gelip oturdular, Mustafa'yı birbirine buluştular diyor ya. Hazreti Ali'ne işte doğum halini anlatırken etrafıma diyor melekler geldi, indiler melekler gökten sağ sağ. Kabe gibi kıldılar evin tavaf. Kabe'nin etrafında insanlar nasıl tavaf eder dönerse gökten saf saf bölük bölük inen melekler de benim evimin etrafında Kabe'yi tavaf eden insanlar gibi evi de tavaf ettiler. Biri Meryem Hatun'u bir aşika, birisi hem hurilerden birini yaptı. Onlardan birisini Asiye'ye benzetti.
birisini başka bir meleğe benzetiyor ve onların gelişiyle etrafında geldiler. Muhammed Mustafa'nın doğumunu diyor müjdelediler. Geldi bir akkuş kanadilere van arkamın sıvadı kuvvetler hemen diyor ya. O arada diyor sorun sancıları geliyor ve bir beyaz kuş, bir güvercin gibi melek geldi, benim sırtımı sıvadı. Onun sıvamasıyla beraber hiçbir acı, hiçbir ağrı, sızı duymadan doğdu ol saatte ol sultanı bil, nura garp oldu semavatı zemin. O saatte kainatın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam doğdu ve onun doğuşuyla da bütün kainat nura garp oldu diyor. Ve bunu tarih kitaplarımız ne diyor? Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın doğduğunda 571 yılı pazartesi günü Rebiülevvel ayının 12. gecesi Peygamber Efendimizin dünyaya gelmesiyle beraber dünyada harikulade haller oldu. İran Kisrası'nın sarayları yıkıldı. Sütunları koptu. Sava Gölü kurudu. Mecusilerin 1000 yıldan beri yanan ateşi söndü. Bütün bunların hepsi doğuruyor bize. Dünyada olağanüstü bir şey var. Bugüne kadar olmayan şeyler oldu. Görmediğimizi gördük. Karşılaşmadığımız şeylerle karşılaştık diye o ülkedeki, İran'daki, işte Bizans'taki diğer yerlerde bu olağanüstü haller yaşayan insanlar bile hayret içerisinde kaldı. Tarihte bunu böyle tescil ediyor. Peygamberin mucizelerinden bahseden bir bölüm var. Bu da okunuyor. Miraç Bahri var. Söyleşirken Cebrail ile kelam geldi renkle önüne verdi selam. Peygamberimizin miraca çıkmasını anlatan bölüm. Bir de peygamberin ahlakından bahseden bölüm. Ashablarım size olsun evvela diye peygamberimizin bu dünyadan ayrılışını anlatan bir bölüm. Tabi buradaki asıl konu Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın Allah nezdindeki yerini, değerini anlatmak ve aynı zamanda tevhid akidesini insanlara hatırlatmak olduğu için Peygamberimizin doğumuyla başlıyor, miraca çıkışını anlatıyor, mucizelerini anlatıyor, onun ahlakını anlatıyor. Diğer peygamberlerden ona kadar peygamberlik nurunun, nübüvvet mührünün nasıl nakledildiğini anlatıyor ve tabii ki peygamberin vefatını da anlatıyor. Bu dünyadan nasıl göçtüğünü de anlatıyor. Ve sonunda da duası oluyor. Biz ona münacat diyoruz ki genellikle miracın sonu oluyor. Ve bugün okuduğumuz mevlidlerde, dinlediğimiz mevlidlerde Tevhid Bahri, Velâdet Bahri, Miraç Bahri veya bu arada olan Merhaba Bahri okunuyor. Bir de sonunda münacat kısmı. Ya İlahi, ol Muhammed Hakkı, ol Şefaat Kani Ahmet Hakkı, bağrı başı gözü yaşı Hakkı için aşıklarım diye böyle Allah'a iltica etmeyi, Allah'tan talep etmeyi bize öğreten bir bölüm var, münacat kısmı. Tabi Tevhid Bahri'ni yazarken o zaman Bursa'da sonuncu baba var. Allah cümlemizi şefaatlerine nail eylesin. Allah dostu insanlar, büyük insanlar, veli insanlar. Süleyman Çelebi bir telaş içerisinde Hazreti Peygamber'in diğer peygamberlerden üstün olduğunu ispat etmeye çalışırken Somuncu Baba bunun haline bakıyor. Ve Allah'a adın zikrede eline mela vacip olduğu cümle işte her kulağa. Bu beyitleri Somuncu Baba duyuyor. Bir gün
Süleyman Çelebi Sonuncu Baba'nın fırından gidiyor. Gittiğinde Sonuncu Baba fırını yakmış, somunları fırına atmış, ekmek pişiriyor. Diyor ki Çelebi, duydum ki bir mevlid yazarmışsın. Bazı sözlerini duydum ama ben başkasından değil, senden duymak isterim. Hele bir okuyuver, şu kulaklarım bir şenlensin diyor. Bunun üzerine birazdan satır satır okuyup açıklamaya çalışacağım. Bu tevhid bölümünü okuyor. Allah'a adın zikrine eline vela vacip olduğu cümle işte her kulak. Beyitlerini okuyunca Sonuncu Baba adeta kendinden geçiyor. Dinlediği bu beyitler o kadar çok hoşuna gidiyor ki bu okumaların sonunda derin bir şeye dönüyor. Sonuncu Baba. O nedir? Bakın. Mevlid'e başlarken Seyyid-i Kainat Hazreti Fahri Alem Muhammed Mustafa Ra Salavat Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Tabi Mevlid-i Şerif orijinal adıyla Vesilet-ül Necat Osmanlı Türkçesiyle yazılmış bir eser. Osmanlıca bizim ceddimizin dili, ecdadımızın dili, dedemizin konuştuğu Türkçe Osmanlıca. Osmanlıca öylesine zengin bir dil ki bildiğiniz gibi İslamiyet Arap Yarımadası'nda Mekke'de doğuyor ve kuzeye doğru geliyor. Anadolu topraklarına gelirken İran üzerinden Anadolu'ya giriliyor. Ashablarım size olsun evvela diye Peygamberimizin bu dünyadan ayrılışını anlatan bir bölüm. Tabi buradaki asıl konu Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın Allah nezdindeki yerini, değerini anlatmak ve aynı zamanda tevhid akidesini insanlara hatırlatmak olduğu için Peygamberimizin doğumuyla başlıyor, miraca çıkışını anlatıyor, mucizelerini anlatıyor, onun ahlakını anlatıyor. Diğer peygamberlerden ona kadar peygamberlik nurunun, nübüvvet mührünün nasıl nakledildiğini anlatıyor ve tabii ki peygamberin vefatını da anlatıyor. Bu dünyadan nasıl göçtüğünü de anlatıyor. Ve sonunda da duası oluyor. Biz ona münacat diyoruz ki genellikle miracın sonu oluyor. Ve bugün okuduğumuz mevlidlerde, dinlediğimiz mevlidlerde tevhid bahri, velâdet bahri, miraç bahri veya bu arada olan merhaba bahri okunuyor. Bir de sonunda münacat kısmı. Ya ilahi, ol Muhammed Hakkı, ol şefaat Kani Ahmet Hakkı, bağrı başı gözü yaşı Hakkı için aşıklarım diye böyle Allah'a iltica etmeyi, Allah'tan talep etmeyi bize öğreten bir bölüm var, münacat kısmı. Tabi tevhid bahrini yazarken o zaman Bursa'da Sonuncu Baba var. Allah himnemizi şefaatlerine nail eylesin. Allah dostu insanlar, büyük insanlar, veli insanlar. Süleyman Çelebi bir telaş içerisinde Hazreti Peygamber'in diğer peygamberlerden üstün olduğunu ispat etmeye çalışırken Sonuncu Baba bunun haline bakıyor. Ve Allah'a adın zikrede eline mela vacip olduğu cümle işte her kulağa. Bu beyitleri Sonuncu Baba duyuyor. Bir gün Süleyman Çelebi Sonuncu Baba'nın fırından gidiyor. Gittiğinde Sonuncu Baba fırını yakmış, somunları fırına atmış,
senden duymak isterim. Hele bir okuyuver. Şu kulaklarım bir şenlensin diyor. Bunun üzerine birazdan satır satır okuyup açıklamaya çalışacağım. Bu tevhid bölümünü okuyor. Allah'a zikredelimer ve la vacip olduğu cümle işte her kulak. Beyitlerini okuyunca Somuncu Baba adeta kendinden geçiyor. Dinlediği bu beyitler o kadar çok hoşuna gidiyor ki bu okumaların sonunda derin bir şeye dönüyor Somuncu Baba. O nedir? Bakın. Mevlid'e başlarken sevgili kainat Hazreti Fahri Alem Muhammed Mustafa Ra Salavat Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Tabi Mevlid-i Şerif orijinal adıyla Vesilet-ül Necat Osmanlı Türkçesiyle yazılmış bir eser. Osmanlıca bizim ceddimizin dili, ecdadımızın dili. Dedemizin konuştuğu Türkçe Osmanlıca. Osmanlıca öylesine zengin bir dil ki bildiğiniz gibi İslamiyet Arap Yarımadası'nda Mekke'de doğuyor ve kuzeye doğru geliyor. Anadolu topraklarına gelirken İran üzerinden Anadolu'ya giriveriyor. Allah diyor Mehter abi. Allah birdir. Allah birdir. Allah birdir. İllallah. Evet. Ancak o vardır. Se, üç demek. Mesela du, iki demek. Du cihan deriz. Değil mi? Du cihan. Ne demek du cihan? İki cihan demek. Hem dünya hem ahiret demek. İslam itikadında du cihan demek. Mesela Hazreti Peygamber Aleyhisselam Efendimiz anlatırken du cihan padişahımızdır. Ne demek? İki cihan padişahıyız. Dünyada sünnet-i seniyyesiyle, ukbada şefaatiyle müşerref olacağımız, olduğumuz önderimiz, rehberimiz, peygamberimiz demek. Du cihan padişahıyız. Onun için gek bir demek, du iki demek, sen üç demek. Çağır dört demek. Çağır yâri bizim deriz. Ne demek? Kim için deriz biz bunu? Dört aliler için deriz. Çağrı yâri bizim. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselam Efendimizin yakın dört arkadaşıdır. Dört halife için. Onun için se de üç demek. Se, parça üç demek. Ma, Arapça su demek. Ver de Türkçedir. Bunu tersinden okursan üç su ver demektir. Onun için ecdat ne der? Çay hakkı üçtür der. Başkan bak herkes üçer çay içecek. Başkan abi yuttu. Hocam başkanım bir dinle. Ama semaver çay değil. Demlik olduğu için bir dinle. Görün ne diyelim? Güzel bağladınız. Hazreti Muhammed Mustafa Ra Ra, Farsça'da Huda, Allah demek. Huda, Ra, Allah'a demek. Ez Huda, Ender Huda, hani bizdeki isim halleri vardır ya, ev, evde, eve gibi. Huda, Ra, Allah'a. Mustafa, Ra, sevgili kainat, kainatın efendisi, Hazreti Fakri Alem Muhammed Mustafa'ya salavat. Mevlid'e başlattı. Yani demektir ki ey dinleyenler kainatın efendisi seçerken o yok idi insü melek. İnsü melek. İns, insanlar demek. Melek, melek demek. Yani. Var iken o. Yani o Allah var iken ne insan vardı ne melek vardı. Arşı, perşı, ay, gün, hem, ağaç, perş, du, felek. Hiçbir şey yok. Ama o var. Hepsini var eden o. Son ile bunları o var edildi. Son ile demek yani sana yapmak demek, yaratmak demek. Yaratmasıyla bunları o Allah var eyledi.
olma derse mahvolur o der bana. Kün feyekün ayeti var ya, ol dedi onu vermiş. Ol dediği bir kere var oldu cihan, bu dünya bu çağına, onun ol demesiyle oldu, olma derse mahvolur o der hemen. Tabi buraya geliyor, hocaların bu kuş tekniği içerisinde araya kasire koyanlar oluyor falan. Bari ne hacet kılavuz sözü çok iyidir Allah'ın. Ne fazla anlatmaya ne gerek var. Allah bilir, ondan başka bir yok. Ey azizan, işte deminki dediğimiz nokta. Buraya geldikten sonra şimdi dinleyenlere bir tavsiyede bulunuyor Süleyman Çelebi. Azizan demek. Ey aziz insanlar. Ey kıymetliler. Ey değerliler. Ey azizan. İşte başlarız söze. Bir vasiyet kılarız evvel size. Şimdi söze başlıyoruz ama bu söze başlamadan evvel ben size bir vasiyette bulunayım diyor Süleyman Çelebi. Ol vasiyet ki derim her kim tutar mis gibi kokusu canlarda. Yani ben size bir vasiyette bulunacağım ama bu vasiyeti kim tutarsa mis gibi kokusu canlarında tütsün. Hak Teala rahmet eyle ya ana, kim beni ol bir dua ile anar. Kim beni bir dua ile anarsa Allah ona rahmet eylesin diyor. Asırlar öncesinde. Mevlidi okuyana dinleyene. Her ki diler bu duada bulunma, hani dinleyenlerden kim bu duada bulunmak isterse Fatiha ihsan eder Süleyman kulu. Yani bunu dinleyenler ya da bana gönderin ya diyor. Değil mi? Şimdi bunları duyuyor ya Somuncu Baba kırının içerisinde somunları çevirmiş. Tabi somunlar pişiyor ama Süleyman Çelebi okuyor, okuyor buraya kadar geliyor. Ondan sonra diyor ki Somuncu Baba Çelebi diyor. Senin bu mevlidin çok okunacak, çok dinlenecektir. Çok güzel yazdı. Diline sağlık. Bundan güzel olmaz. Diye memnuniyetini ifade ediyor. Ama diyor Çelebi. Sana bir şey daha hatırlatayım. Buyur sultanım diyor. Tabi bu arada bölümün içerisinden alevleri görüyor. Süleyman Çelebi diyor ki efendim somunlar somunlar. Somun yola hiç o tarafa bakmıyor. Diyor ki Çelebi sen buna diyor bir de Miraç Bahri'ni et. Bir de miracı koydun. Allah'ın varlığını bildiğini anlattın ya. Doğruyu da anlatacaksın. Bir de miraç koydun. Ben diyor, ben miracı nasıl yapayım? Sorunlara bak, sorunlara diyor. Sorunlar yanıyor. Tabi miracı duydu ya, nasıl yazacağım diye Süleyman Çelebi onu düşünmeye başlıyor. Ve o arada fırının kapağını açıyor Somuncu Baba. Kırmızı somunlar küreye uzatıyor. Olmuş somun. Çelebi onu yandı gibi gözüküyor ama yanmamış, pişmiş. Süleyman Çelebi diyor ki senin bu mevlidin, Somuncu Baba diyor ki Çelebi bu mevlidin çok okunacak, çok dinlenecek. Al diyor ilk ikramda bizden olsun diye somunu kırıyor, yarısını ona veriyor. Tabi Miraç Süleyman Çelebi gece gündüz Miraç'ı düşünüyor. Ben Miraç'ı bunu düşündükçe hanımı diyor ki efendim sende bir hal var. Sen ne kaldın kaldın diyor. Yok bir şey diyor. Geceleri kalkıp kalkıp oturuyor rahlenin başında bir şeyler yazmaya çalışıyor. Yok bir türlü başlayamıyor. Bir gün Kuru Cami'ye gidiyor. Kuru Cami'den bilenleriniz vardır. Şadırvan Cami'nin içerisinde. Abdest almak için kollarını sıvazlıyor. Abdest alırken bakıyor ki şadırvanın havuzuna bir kelebek düşmüş. Süleyman Çelebi o kelebeği böyle parmağıyla alıyor. Uçmasına yardımcı oluyor. Kelebek az parmağın ucunda duruyor. Uçup gidiyor. Ve Süleyman Çelebi kelebeğin uçmasından sonra miracı yazmaya başlıyor. Söyleşirken Cebrail ile kelam geldi refrede önüne verdiği selam
yer hele değilmiş, şu ona ilham oluyor. Diyor ki Peygamber aleyhisselam, tabi ilmi bilgisi de var. Miraç olayı Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. İsra suresinde nasıl bir yolculuk olduğu anlatılıyor. İşte Harem-i Şerif'te Kabe'de bulunurken, bir rivayete göre Ümmü Hanim'in elindeyken, işte Cebrail aleyhisselam geliyor, Refref'i getiriyor, Burak geliyor, Peygamberimizle beraber alıyor. Kur'an'ın ifadesiyle Mescid-i Haram'dan Mekke'den önce Mescid-i Aksa'ya, oradan da göklere çıkıyor. Ve Miracı da Süleyman Çelebi böylece yazıyor ve anlatıyor. Tabi günümüze kadar da o geliyor. Tabi Mevlid'in yoruldunuz mu? Gayet güzel. Bir Allah adını dinleteyim size ya. Bunun üstüne. Sizimiz aslında söyleyin ya. Sizi buraya esirlenmiş değil mi? Tevhid Bahri'nin kimden dinleyelim?
devlet burada neydi bari sen, doğru serdir senden o Fırkı-ı Hasan. Fırkı-ı Hasan güzel ahlak sahibi demek. Senden çok ulu bir devlet buldun. Yani yüce bir makama eriştin ey anne sen ki senden en güzel ahlak sahibi doğacak. İnnemâ bu istu gibi temmime mekârimel ahlak diyor Peygamberimiz. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderdim. Yani Süleyman Çelebi dedi ki İslam itikadının, inancının hukukiyetini de görüyoruz. Bu gelen, yani Hazreti Peygamber Aleyhisselam için diyor şimdi, bu gelen İlmi Ledün Sultanı'dır. İlmi Ledün, bilinen bilinmeyen bütün ilimlere sahip olan sultanıdır. Bu gelen tevhid-i irfan kanıdır. Yani irfan geleneğindeki Allah'ın varlığının birliğine dayanan tevhid akidesini anlatacak olan. Bu gelen aşkına devreyler felek, yüzene müştak bir insülenir. Etrafında felekler dönen, aynı zamanda insanlar, melekler onun yüzüne müştaktır, aşıktır. Gül yüzünü rüyamızda görelim ya Resulallah. Diyor ya Yunus. Hak bir, ne diyor? Bir sefer olsa da gitsem, Kabe yollarında kumlara batsam, bu cemalin bir kez düşte seyretsem, ya Muhammed canım arzular seni. Diyor ya Yunus. Yüzüne müştaktır insanlar. Rüyada bile görmeye aşıktır insanlar. Allah rüyada görmeyi de cenneti âlâ ve şefaatine ermeyi de hepimize nasip eder. Bu gece Şaban olur erbabı değil. Geceye can verir ashabı değil. Erbabı değil. Gönül erbabı. Ashabı değil. Gönül arkadaşları. Bu geceye de Şaban olur. Gönülleri huzur bulur. Bu geceye can verir. Yani böyle bir gecede olmak, o gecede buluşmak için bizim imanımızı muhafaza edelim. İmanımız içimizde kalsın. Verelim iman ile tacağımız. Öyle ki o bütün zorluklara karşı iman bizimde olsun, içimizde olsun ki biz o imanla ruhumuzu teslim edelim. Biz günahkar asıl mücrim kulları yarlı gayet bu günahlardan da. Yargı zaman, yargı zaman bağışlamak demek. Yargı zaman tövbeye çekmek demek. Osmanlıca'da ne kadar bir zenginlik var. Bir kelimenin şu lamra rayının yer değiştirmesi anlamı ters yüz ediyor. Şimdi yargı rayıptır günahlardan beri deyince bizi bağışla günahlardan uzaklaştırdır. Ama yargı rayıptır günahlardan beri dersek bizi günahlarla yardılar ama uzaklaştı. Nasıl olacak o? Kabrimiz iman ile pürnür kıl. Munis-i hırman ile hem pür kıl. Hem de bir mizanımız eyle sakın. Mizanımızı, terazimizi ağır eyle. Yani amellerimizi güzel amellerimizin bu neyle? Hem de bir mizanımız eylesek bir cennete girmeye lütfun kılmeli. Biz bu amellerimizle yaptıklarımızla cennete giremeyiz. Ama sen lütfedersen lütfunla gireriz. Lütfunla bizi cennete girmemize sebep olur. Mustafa'ya civar et ya Kerim. Komşu yaptım. Civar. Mustafa'ya civar et ya Kerim. Cennetin bir ders içinde ya Rahim. Firdevs cennetinde peygamberimize siz ağacın kabuğunu sıyırıp alırsanız, yontarsanız ağaç ne olur? Kurur. O nedenle bu geleneklerimize sahip çıkmamız gerekiyor.